koronavirüs salgını, daha doğrusu salgın, daha doğrusu pandemi deniz sigortaları kapsamı içinde mi? Evet, içinde biraz sonra detayını da konu ilerledikçe veririm. Aslında bu pandemik süreçte deniz taşımacılığının önemi bir kat daha ortaya çıktığını ben söyleyebilirim. Taşımacılık ana başlıklar olarak 4 modülden oluşuyor. Kara, deniz, hava ve demir yoluyla yapılan modüller. Bu pandemik süreçte hepimizin bildiği gibi sınırlar kapatıldı. Dolayısıyla kara taşımacılığı neredeyse sıfıra indi. Çok gerçek oranlarının çok dışına çıktı, çok altına indi. Hava taşımacılığı gene sizin bildiğiniz gibi gerek havaalanları kapandı, uçuşların birçoğuna ülkeler engel koydular. Hava taşımacılığıyla da kargo taşımacılığı neredeyse sıfıra indi. Bu durumda ama bizim sosyal hayatımızda ihtiyaçlarımızı karşılarken herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Neden yaşamadık? Deniz taşımacılığının durmadan devam etmesi sayesinde bu pandemik süreci atlatma şansını sağladık. Gemicilerimiz, denizcilerimiz kendi hayatlarını bile riske ederek bu taşımacılığı 7/24 sağlamaya devam ettiler. Sigortacılar da burada tabii gerekli pozisyonları aldılar. Şöyle ki denizcilik için bir kere karantina kavramı çok uzak olduğumuz bir kavram değil bizim. Hatta karantina kelimesi çok eski dönemlerde Venedik'te İtalyanca'daki karantinden gelen 40 günlük gemiler gittiklerinde o zaman işte veba salgınlarına ve diğer salgın hastalıklara karşı limanlarda bekledikleri dönemden gelen bir şeydir karantina. İtalyanca bir kelime kökünden türetilmiştir. Denizciler o yüzden bu konuya çok aşina. İçinde yaşadığımız süreçte de deniz taşımacılığı devam etti. Artarak devam etmedi. Tabii ki dünya ekonomisindeki taleplerin azalmasından kaynaklı olarak bunun yansıması deniz taşımacılığına da yansıdı. Fakat gittikleri limanlarda 14 günlük en son ayrıldıkları limandan itibaren, son yaptıkları temastan itibaren 14 günlük bekleme süresini tamamlayan gemiler limanlara girdiler ve yüklerini tahliye ettiler, yükleme yaptılar. Biz de marketlere gittiğimizde raflarımızda ihtiyacımız olan malları, malzemeleri bulabildik. Bunun tamamını denizcilere borçluyuz Noyan Bey. Bence çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiler denizciler.